Herkese merhaba. Statik konu anlatımı yapıyoruz. Konumuz kuvvetler. Statik dersinde işimiz gücümüz kuvvetlerle uğraşmak olacak. Statik dersini başka bir adla adlandırmak gerekirse kuvvet dersi olarak adlandırabiliriz. Kuvvet nedir? Kuvvet bir cismin diğer bir cisme yaptığı fiziksel etkidir. Kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Statik dersinde kuvvet vektörü kayan vektördür. Kayan vektör ne demek? Yönü, şiddeti ve belirli bir tesir çizgisi olan vektördür. Statik dersinde kuvvet vektörünün şiddetini, yönünü ve bunun yanında tesir çizgisini bilmeliyiz, verilmelidir. Eğer bunlardan herhangi birisi değişirse kuvvetin tesiri değişir. Kuvvetin herhangi bir uygulama noktası olabilir. Diyelim ki F kuvveti A noktasına uygulanıyor, A noktasını çekiyor olsun. A noktasını çekeceği gibi ite de bilir. Bu kuvvetin etkisi değişmez. A noktasını itse de çekse de bir şey değişmez. Aynı sonuç elde edilir. Bunlar birbirine denktir. Kuvveti tesir çizgisi üzerinde kaydırıp başka bir uygulama noktasına uygularsak da yine kuvvetin tesiri aynı kalır. Yeter ki kuvvetin tesir çizgisini değiştirmeyelim. Fakat kuvvetin tesir çizgisini değiştirirsek, başka bir tesir çizgisine uygularsak, o zaman kuvvetin tesiri değişir. Zaten çizginin adı üstünde, tesir çizgisi. Tesir çizgisini değiştirirsek kuvvetin tesiri değişir. Dolayısıyla statik olarak bunlar birbirine denk olmazlar, aynı etkiyi göstermezler. Kuvvetleri değişik sembollerle, alfabedeki değişik harflerle göstereceğiz, gösteriyoruz. Bu harfler İngilizce'deki kelimelerin baş harfleridir genellikle. Mesela F sembolü kuvvetin İngilizcesinin baş harfidir. L yükün baş harfidir. N dik anlamına gelen normal kelimesinin baş harfidir. Dayanma yüzeyine dik olan kuvvetleri N harfiyle gösteriyoruz. P harfi itme çekme kuvvetlerini göstermek için kullanılır. R harfi bileşkeyi veyahut da tepki kuvvetini göstermek için kullanılır. T harfi de iplerdeki çekme kuvvetini, gerginlik kuvvetini, germe kuvvetini göstermek için kullanılır. W harfi de ağırlık kelimesinin baş harfidir. Ağırlığı göstermek için kullanılır. Biz de bunları kullanıyoruz, kullanacağız. Statik dersinde en önemli sınıflandırma kuvvetler açısından dış kuvvet, iç kuvvet sınıflandırmasıdır. Bir kuvvet dış kuvvet mi, iç kuvvet mi? Bunun ayrımını çok iyi yapmalıyız. Dış kuvvet nedir? Dış kuvvet incelenen sisteme, onun dışındaki sistemler tarafından uygulanan kuvvetlerdir. Mesela bir kafes sistem göz önüne alalım. Bu kafes sisteme herhangi bir cisim tarafından F yükü uygulanmış olsun. A ve B noktalarından mesnetlenmiş olsun. F yükünü uyguladığımız zaman A ve B mesnetlerinde tepkiler doğar. Mesnetler kafes sisteme kuvvet uygulamaya başlar. İşte bu kuvvetlerin hepsi kafes sisteme etki eden dış kuvvetlerdir. Kafes sistemin dışındaki cisimler, dışındaki sistemler tarafından uygulanan kuvvetlerdir. İç kuvvet nedir? İncelenen sistemi oluşturan parçaların birbirine uyguladığı kuvvetlerdir. Biraz önceki örneği tekrar göz önüne alacak olursak, kafes sistemin parçalarının birbirine uyguladığı kuvvetler iç kuvvetlerdir. Bir sistemi incelerken parçalarının birbirine uyguladığı iç kuvvetler birbirini dengelediği için sistemin tamamını incelerken göz önüne alınmazlar. Bir sistemin tamamı için iç kuvvet olan bir kuvvet, o sistemin bir parçası için dış kuvvet olur. Mesela kafes sistemin tamamını incelerken CD çubuğuna etki eden CD kuvvetleri kafes sistemin tamamı için iç kuvvetlerdir. Fakat çubuğu ayırıp tek başına göz önüne alıp onu incelersek ona etki eden kuvvetler çubuk için dış kuvvetlerdir. Bir sistemi incelerken herhangi bir kuvveti tesir çizgisi üzerinde kaydırabileceğimizi biliyoruz. Eğer bir kuvveti tesir çizgisi üzerinde kaydırırsak statik olarak etkisi değişmez, dış kuvvetler değişmez. Fakat sistemin iç kuvvetleri değişir. Eğer sadece dış kuvvetlerin göz önüne alındığı durum söz konusuysa, iç kuvvetlerin değişmesi bizi ilgilendirmiyorsa,
O zaman bu kuvvetin kaydırılmasının bir önemi yoktur. Kaydırabiliriz. Fakat iç kuvvetler bizim için önemliyse, iç kuvvetlerin değişmesini istemiyorsak kaydırmamalıyız. Bir problemi çözerken grafik çözüm yapabiliriz. Grafik çözüm yaparken vektörlerin boylarını şiddetleriyle orantılı çizmemiz gerekir. Fakat analitik çözüm yaparsak, genellikle analitik çözüm yapıyoruz, vektörlerin boylarını şiddetleriyle orantılı olarak çizmemize gerek yoktur. Kuvvetleri incelerken uygulamadaki kuvvetlerin genellikle yayılı kuvvet olduğunu görüyoruz. Mesela M kütleli bir cisim göz önüne alalım. Bu cismin ağırlık kuvveti gerçekte yayılı kuvvettir. Cismin hacmi üzerinde her noktada ağırlık kuvveti vardır. Her noktaya etki eden küçük küçük kuvvetler vardır. Biz problem çözerken, işlem yaparken bu kuvvetlerin bileşkesini buluruz. Bu kuvvetlerin yerine geçerek bir tek kuvvet buluruz. Yayılı kuvveti tekil kuvvete dönüştürürüz. Öyle işlem yaparız. Aynı şekilde yerin tepkisi de aslında yayılı kuvvettir. Cismin yere temas ettiği yüzeye yayılmıştır. O kuvvetlerin bileşkesini göz önüne alırız. İşlem yaparken tekil kuvvete dönüştürüp öyle işlem yaparız. Kuvvetler etki tepki kuvvetleri diye de sınıflandırılabilir. Mesela bir kafes sisteme uygulanmış olan yükler, etki kuvvetleri, mesnet tepkileri de tepki kuvvetleridir. Bazen iki kuvvetin yerine geçecek bir tek kuvvet yerleştiririz. İki kuvvete bileşenler, onların yerine geçen tek kuvvete de bileşke deriz. F1 ile F2'yi toplayıp R'yi buluruz. İki vektörün toplanmasını üçgen kuralıyla veya paralel kenar kuralıyla yapabiliriz. F1 ile F2'nin toplamını buluruz. Onların yerine geçecek bir tek kuvvet buluruz ve yerleştiririz. Bunu yapabiliriz. Bazen de tersini yaparız. Bir kuvvetin yerine geçecek iki kuvvet yerleştiririz. Yani bileşenlere ayırırız. Bir kuvveti bileşenlere ayırırız. Herhangi iki doğrultuda iki bileşene ayırırız. R kuvvetini F1 ve F2 şeklinde iki bileşene ayırırız. R'nin yerine geçecek iki kuvvet elde ederiz. Bu bileşenlere ayırma işlemini yaparken özel olarak iki dik doğrultuda bileşenlere ayırabiliriz. Eğer doğrultular birbirine dikse bunlara dik bileşenler denir. Bir kuvveti herhangi iki doğrultuda bileşenlere ayırırken kuvvetin dik izdüşümlerini alarak bunu yaparsak o zaman F1 ile F2'nin toplamı R'yi vermez. R kuvveti F1 ile F2'nin toplamına eşit olmaz. R'nin F1 ile F2'nin toplamına eşit olabilmesi için paralel kenar kuralına göre bileşenlere ayırmamız gerekir. Kuvvetleri toplarken F1 ile F2'nin toplamının yerine toplam F ifadesini kullanabileceğiz. Burada tabii toplam F dediğimiz zaman I1'den N'e kadar, I1'den 2'ye kadar kuvvet sayısı kaç tane ise I1'den 2'ye kadar, I1'den 3'e kadar, I1'den N'e kadar toplam FI olduğunu bileceğiz. Ama böyle her seferinde böyle I1'den N'e kadar toplam FI yazmak yerine sadece basitçe toplam F ifadesini kullanacağız. Aslında I1'den N'e kadar toplam FI olduğunu unutmayacağız. İki kuvvetin bileşkesinin tesir çizgisi nereden geçer? Statik dersinde kuvvetin tesir çizgisi önemlidir. O halde F1'in tesir çizgisi belli, F2'nin tesir çizgisi belli. Bunların toplamı bileşkesi, R'nin tesir çizgisi nereden geçer? Bu sorunun cevabı şudur. Bileşkenin tesir çizgisi, bileşenlerin tesir çizgilerinin kesişme noktasından geçer. Peki tesir çizgileri paralelse, bu kuvvetlerin tesir çizgileri birbirine paralelse bileşkenin tesir çizgisi nereden geçer? Ona bakalım. Tesir çizgileri paralel ve yönleri aynı olan iki kuvveti göz önüne alalım. Bu iki kuvvetin bileşkesinin tesir çizgisinin nereden geçtiğini arayalım. Grafik olarak bulmaya çalışalım. F1 ile F2'nin başlangıç noktalarından geçen bir tesir çizgisi üzerine iki tane F kuvveti yerleştirelim. Bu kuvvetler eşit şiddette zıt yönde olsun. Dolayısıyla bunların toplamı sıfır olur. Statik olarak bir şey eklemiş sayılmayız. Soldaki sistem sağdaki sisteme denk demektir. Şimdi yukarıdaki F1 ile F kuvvetinin bileşkesinin tesir çizgisini bulalım. Aşağıdaki F2 ile F'in bileşkesinin tesir çizgisini bulalım. Ve bu iki çizginin kesiştiği noktayı bulalım. İşte bu nokta F1 ile F2'nin bileşkesinin tesir çizgisinin geçtiği noktadır.
R kuvvetinin tesir çizgisi buradan geçer. Tesir çizgileri paralel ve aynı yönde olan iki kuvvetin bileşkesi onlarla aynı yöndedir. Tesir çizgisi aralarındadır ve büyük bileşene yakındır. Bu kuvvetlerden bir tanesi büyükse büyük olana yakındır. R'nin şiddeti bileşenlerin şiddetlerinin toplamına eşittir. Bu R'nin tesir çizgisi eğer F1 F2'ye eşitse kuvvetlerin tam ortasından geçer. Şimdi de tesir çizgileri paralel ama yönleri zıt olan iki kuvvet göz önüne alalım. Bu kuvvetlerin bileşkesini inceleyelim. F1 kuvvetinin şiddeti F2 kuvvetinin şiddetinden büyük olsun. Grafik olarak bu iki kuvvetin bileşkesinin tesir çizgisini bulmaya çalışalım. Başlangıç noktalarından geçen bir tesir çizgisi üzerine iki tane F kuvveti yerleştirelim. Eşit şiddette zıt yönde. Yine bunların statik olarak toplamı sıfırdır. Sistem aynı sistem, soldaki sistem sağdaki sisteme denktir. Yukarıdaki iki kuvvetle aşağıdaki iki kuvvetin bileşkelerinin tesir çizgilerini kesiştirelim. İşte bu iki tesir çizgisinin kesiştiği nokta bileşkenin tesir çizgisinin geçtiği noktadır. F1 ile F2'nin bileşkesinin tesir çizgisinin geçtiği noktadır. R kuvvetinin tesir çizgisinin geçtiği noktadır. Tesir çizgileri paralel, yönleri zıt olan iki kuvvetin bileşkesi büyük bileşenle aynı yöndedir. Tesir çizgisi dışarıdadır ve büyük bileşene yakındır. R'nin şiddeti nasıl bulunur? Burada paralel vektörlerle işlem yapıyoruz. O halde yönlerini artı eksi işaretiyle belirtebiliriz. Kuvvetlere paralel doğrultunun bir tarafını pozitif seçelim. Sağ tarafı pozitif seçelim. O zaman sağa doğru olan vektörler pozitif, sola doğru olan vektörler negatif değerde alınarak işlem yapılır. F1 artı F2 eşittir R bağıntısı bu şekilde kullanılır. Eğer sağ tarafı pozitif seçersek F2 sola doğru olduğu için onun değeri negatiftir. Yerine yazarken negatif bir değer yazarız. Dolayısıyla R'nin şiddeti F1'in şiddetinden küçüktür. F2 kadar küçüktür. Özel durumda F1'in şiddeti F2'nin şiddetine eşit olabilir. O zaman bu iki kuvvetin bileşkesi sıfırdır. Bu iki kuvvet, kuvvet çifti oluşturur. Kuvvet çifti konusunu ileride işleyeceğiz. Hoşça kalın.